sunumlarını yapacaklardır. İkinci bölümde yöneticileriniz, projemiz Lotus Towers ve Hayat Grubu'na ilişkin varsa sorularınızı cevaplayacaklardır. Üçüncü bölümde Cafe Break alanında birebir görüşme ve röportaj süreçleri gerçekleşecektir. Hepinize tekrardan hoş geldiniz der, saygıyla selamlarım. Giriş konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Muhammed Abdülhalim Bey'i kürsüye davet ediyorum. Muhammed Bey, değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Hayat Grup hakkında genel bilgi vermek üzere Genel Müdürümüz Yusuf Keskin Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, sektörün değerli temsilcileri ve konuklarımız, tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii ana temamız Lotus Towers. Lotus Towers'ın lansmanı ile ilgili konuşacağız. Öncesinde Hayat Grubu'nun ne tür faaliyetleri var? Kısa sürede marka projeleri yapma aşamasına nasıl geldi? Yaptığımız faaliyetlerle ilgili kısa bir sunum yapacağım.
Evet. Kentsel dönüşümde Beşiktaş'ta yaptığımız projelerimizden bir tanesini görüyorsunuz. Mini apartmanı. Beşiktaş'ı bilenler için aramızda Beşiktaş'ı bilenler var. Tamam, bizde tanıdıklarım var. Evet. Abbas Ağa'da yapılan bir proje. Yaklaşık 1,5 yıl evvel teslim edildi. Yine Yeni Yol Sokak'ta, Beşiktaş'ın belki de en geniş sokağıdır. Normalde Beşiktaş'ta böyle bir geniş sokak bulamazsınız. Çok dardır sokakları. Güzel bir noktasında yapılan bir proje. Yine Hayat Fulya Apartmanı. Bu projemiz de tam Beşiktaş Nikah Dairesi'nin bulunduğu noktada. Yine mimarisiyle orada kendisini hissettiren bir yapı. Kentsel dönüşüm projelerinden sonra Başakşehir bölgesinde daha markalı konsepti olan projelere girmek istedik. Burada da Lotus Towers'la giriş yaptık. Hayat Grubu'nun temel inşaat sektöründeki temel amacı sektörde sıra dışı yapılar oluşturmak. Yani şu an geleneksel tarzda yapılan binalardan ziyade daha farklı, daha konseptiyle kendini hissettiren, geçenlerin dönüp baktığı yapılar oluşturmak. Lotus Towers tam da böyle bir proje. Lotus Towers'ın çok detayına girmeyeceğim. Birazdan Ulaş Bey zaten Lotus Towers'la ilgili birçok detayı sizinle paylaşacak. Yine markalı konseptlerde üzerinde durduğumuz noktalardan birisi çevreye duyarlı yapılar. Burada yeşil bina sertifikasına sahip yapılar oluşturmak. Zaten günümüzün büyük problemlerinden birisi küresel ısınma, çevrenin kirletilmesi. Buna karşı yeşil bina sertifikalı yeşil yapıların oluşturulması gerçekten çok değerli. Üzerinde durduğumuz bir nokta. Her türlü tasarrufu kendi bünyesinde barındıran yapılar oluşturmak istiyoruz. Yani konseptinin dışında çevreye duyarlı yapılar oluşturmak. Temel yaklaşımımız bu. Markalı konseptlerde Lotus Towers'ın dışında bir de Minaret İstanbul otel projemiz var. Minaret İstanbul'da yaklaşık 200 odalı bir yapı. Başakşehir bölgesinde otel ihtiyacı var. O bölgeye hizmet edebilecek hastaneye yakın bir konumda. Aynı zamanda yeni havalimanına da hizmet verebilecek. Yine kendisine has mimarisiyle bölgenin bir incisi olmaya aday bir proje. Yine Bahçeşehir tarafında bir villa projemiz var. Villa projemiz de bu bölgede çok mimarisini görmediğimiz sıra dışı bir mimariye sahip. Dediğimiz gibi Hayat Grup yaptığı projelerde, Başakşehir bölgesinde yaptığı projelerde o bölgede benzeri olmayan yapılar oluşturmak için adım atıyor. Gördüğünüz gibi mimarisi Başakşehir'i bilen değerli basın mensupları da vardır. Yine emlak sektöründen kişiler de vardır. Buyurun. Bahçeşehir, pardon. Evet. Çok yakın biliyorsunuz ki kelimelerin fonetik yapısı karışabilir. Evet, Bahçeşehir'de yine aynı şekilde çok değerli bir proje. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Yusuf Bey'e değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Bugün burada oluşumuzun nedeni olan Lotus Towers projesi hakkında bilgi vermek üzere Ulaş Akbal'ı kürsüye davet ediyorum.
geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bugün sizleri aramızda görmek bizim için çok önemli. Çünkü ilk projemiz markalı konsept anlamda. Bizim için çok önemli. Heyecanlıyız. Bazı konularda... Birazcık mikrofonu indirebiliriz. Heyecanımızdan dolayı kusura bakmayın, öncelikle belirtmek isterim. Bugün bu organizasyonda aslında projenin maketini de getirmeyi planlıyordum arkadaşlar. Fakat 200 kiloluk bir cam ve altyapısıyla birlikte bir türlü satış ofisinde onu çıkaramadık. Yoksa çok daha burası farklı bir görüntüye kavuşabilirdi. Tekrar öncelikle... Aramızda uluslararası ziyaretçilerimiz de var. Ladies and gentlemen, we are really happy to see you in here. Also, I want to tell you that we will continue our presentation in Turkish. You can check from the social media accounts or websites to receive the content. Şimdi proje hakkında genel bilgiden önce bir videomuz var. Hem onu paylaşacağım birazdan. Ama kısaca şöyle belirtebilirim aslında. Yusuf Bey de belirtti. Biraz benden rol çaldı ama ben yine gireceğim o noktaya. Şöyle ki, projemizin bulunduğu bölge Başakşehir çok önemli. İstanbul'un coğrafi yapısını düşünelim. Birçok proje, birçok konsept proje şehrin merkezinden dışarıya doğru kayıyor. Kuzey taraflarında yapılan yeni projeler mevcut. Ancak bu projelerde Başakşehir'in merkezde ağırlıklı olarak toplu konut projeleri gelişiyor, bildiğiniz üzere. Buradaki basın mensupları çoğu herkes bilir. Başakşehir'in bir de kendi özgü yapısından kaynaklı 3+1, 4+1 konutlar yapılmakta. Ve sunumdaki farkı aslında gelişen, değişen, dönüşen Başakşehir'e katkı sunmak amacıyla, oradaki o gelişme paralel olarak ciddi bir ihtiyacı çözülmek. Nedir o ihtiyaç? Bölgede çok fazla nitelikli rezidans veya otel konseptinde proje bulunmamaktır. İşte bundan kaynaklı aslında Lotus projeyi geliştiren değerli yönetimimiz, mimari ekibimiz şu soruna cevap olmaya çalışmışlar. Buraya gelen beyaz yakalı işte kişiler oturmak amacıyla burayı tercih edecekler. Biliyorsunuz oradaki hastane olayını, Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri bulunmakta Başakşehir'de. Aynı şekilde Olimpik Köy, iki tane sanayi bölgesi, öbür tarafta ciddi anlamda gelişen bir endüstri bölgesi ile birlikte bölgenin ihtiyacı olan aslında daha böyle freelance çalışanlar için işte aynı şekilde bölgede yeni taşınmaya başlayan daha küçük aileler, daha mikro aileler için aslında rezidans konseptinde bir proje ortaya koyuyor. Amaç aslında biraz buydu Lotus'larında. Bunu öncelikle belirtmemiz gerekiyor. Bununla birlikte bu bölgeye yatırım yapmak isteyen yeni yatırımcılar için de İkisi bir arada bir yatırım fırsatı sunmak istedik. Bir otel konseptinde ve rezidans konseptinde iki ayrı blokta buluşan bir proje. Lotus'un aslında özeti budur. Şimdi bu genel değerlendirmeyle birlikte projenin tanıtım videosunu izleyelim. Üzerine tekrar teknik bilgilere geçeceğim arkadaşlar. Şehir Hastanesi, Olimpiyat Stadı, Mahmut İstanbul ve Türkiye'nin en büyük botanik parklarından birinin hemen yanında. İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul'un çok yakınında. Köprü ve otoyollara birkaç dakika mesafede raylı sistemlerle ve entegre ulaşım ağlarıyla donatılmış bir konumda. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'un merkezinde en hızlı gelişen ve en çok yatırım alan bölgesi Başakşehir'de. Doğanın kalbinde eşsiz güzellikler barındıran bir vadide, şehrin yürüyücü atmosferi ve tarihini modern dokunuşlarla harmanlayan Lotus Towers size benzersiz bir deneyime davet ediyor. İlhamını, mükemmelliğini ve yeni bir hayatını temsil Lotus içeriğinden alan
estetik mimarisi ve dinamik tasarımıyla eğitimin birçok ürünü sunarak hem sakinliğine hem de bulunduğu bölgeye üst düzeyde değer katan Lotus Flowers, vadideki evler bir çiçek gibi hissediyor. Hem şehir merkezinde hem de karmaşıktan uzaktan hayatın eğitimine geçirmeden doğayı ve dengemizi dinleyebildiğiniz konforlu bir yaşam olabilir. Kademeli terasları, yüksek tavanlı geniş yaşam alanları, havanın vadi ve gece manzarasıyla tüm pencerelerinden doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Lotus Towers, Başakşehir'in yeşilinin gökyüzünün mavisiyle bir araya geldiği, adeta paha biçilemez bir tablo gibi ışıldayan eşsiz manzarayı pencerelerinizin önüne seriyor. Otel ve rezidans olarak iki farklı blok şeklinde inşa edilen Lotus Towers, evet bir noktada sizinle elit bir yaşamın katılımını da dilerseniz rezidans tercih ederek ayrıca hizmetlerle dolu bir hayata sahip olabilir. Dilerseniz de otel dağılarını tercih ederek geleceğe bir sağlam bir yatırıma imza atabilirsiniz. Kendi evinizin huzuru ve dünya standartlarında otel konforunda muhteşem panoramik manzara, 5 yıldızlı otel servisleri ve yardım hizmetler, 7 milyon resepsiyon ve güvenlik, havuz, spa, fitness, kafe ve restoranlar ve her ihtiyacınızın elinizin altında olduğu alışveriş olanları ile kendinize ve sevdiklerinize şımartın. Bir artı bir, iki artı bir ve üç artı birden oluşan farklı tipteki rezidans seçenekleriyle her zevke ve her kesime hitap ederken home office, office, otel ve ticari alanlarıyla farklı ihtiyaçlarınıza da hizmet ediyor. Bununla birlikte değerli basın mensupları ve konuklarımız, inşaat süreci
2022 Haziran ayı başı itibariyle başlamış bulunmaktadır. Ondan öncesi yaklaşık 1,5 yıllık bir ön çalışma dönemi gerçekleşti. Projeyle ilgili mimari tasarımlar, çizimler hazırlandı, konsept uyarlandı, gerekli izinlerin yapı ruhsatının alınması birlikte bu ayın başında inşaat sürecine başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 30 aylık bir inşaat dönemi olacak. İlk 6 ay temel dönemi, ikinci 18 ay projenin kaba inşaat dönemi ve son 6 aylık süreçte de ince işçilik dönemi. Proje 7.742 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilmekte. Toplam 37.000 metrekarelik bir inşaat alanımız mevcut. Bununla birlikte 7.000 metrekare gibi bir alanın her bir blok altında 3'er kat olmak üzere otopark alanına ayrılmış durumda. Bu çok önemli bir nokta. Ve bunun haricinde özellikle Residence tarafında 470 metrekare gibi bir alanı da konaklayanların, kat maliklerinin depo alanı olarak ayırmış bulunmaktayız. Bunu da belirtmek isterim. Bununla birlikte proje tabii ki deprem yönetmenine uygun olarak radyatemel tabanlı inşa edilmekte. Yine C40 hazır beton kullanmakta. Bu anlamda da ciddi bir altyapı süreci gerçekleşecek proje değil. Bunların dışında projedeki sosyal tesislerle ilgili genel bir bilgi vermek gerekirse bir kere 2700 metrekare gibi bir alanı projenin sosyal tesislerine ayırmış bulunmaktayız. Sosyal tesisleri biz 4 alana indirgedik. Öncelikle projenin otel ve rezidans konseptinde olması itibariyle iş anlamında bölgedeki iş adamlarına ve orada konaklayacaklara hizmet vermesi amacıyla ciddi bir toplantı salonu, miting alanı, özel toplantı odaları gibi alanlardan oluşan bir iş alanı sosyal bilimler içerisinde böyle bir alan organize etti. Bu son derece önemli. Bununla birlikte proje içerisinde hem spor hem sağlık tesisi anlamında ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Burada da işte kapalı yüzme havuzudur, spasidir, fitness gibi alanlarla birlikte ciddi bir alan ayrıldı. Bu tesisleri çoğunlukla A blok olarak adlandırdığımız otel konseptini inşa edecek, blokta inşa edecek. Bununla birlikte yine spor tesisleri yanında kreş, mescit gibi çeşitli sosyal alanlar ve dördüncü olarak da çeşitli yeme içme alanları ki bu konuda son derece iddialıyız. Çünkü projenin içeriğinden de hareketle hem kapalı restoran, kafe alanları ayrıca bloklarda yer alacak üst çatı noktalarında da lunch alanları ortaya koymuş bulunmaktayız. Bunları da belirtmek istiyorum. Projenin peyzajıyla alakalı da ciddi bir yatırım yapıldı. Çünkü Hayat Grup inşa edeceği markalı projelerde yeşil olayını doğaya dost, çevreye uygun proje üretme anlamında son derece hassas değerli basın mensupları. Bu konuda özellikle bu projenin başından itibaren LEED Certification olayına müracaatımız ve bununla ilgili de yaptığımız çalışma projenin mimari sürecini de buna uygun olarak sürdürme isteğimiz, çabamız bundan sonraki projelerde de bu yolu izleyeceğimizi ısrarımızı gösterecektir. Yaklaşık 3000 metrekare gibi bir alanı peyzaja ayırdık. Ancak bizim bu projeyle ilgili şanslı olduğumuz başka bir nokta daha var. O da şu, projemizin hemen karşıdan bakılınca sağ kısmında ciddi bir spor park olarak adlandırılan bir alan Başakşehir Belediyesi tarafından projelendirildi. Hemen projemizin yanında olmasından dolayı bu bize son derece projemizde iç içe konsepti tekrarlayıcı anlamda faydası oldu. Bununla birlikte arka kısımda da ki yeni inşa edilen bir bulvardır burası, hemen alt kısmında büyük bir vadi parkın inşa ediliyor olması projenin değerini de son derece artıran başka bir nokta. Bundan dolayı da aslında hem Başakşehir Belediyesi'ne hem de Çevre Bakanlığı'na bu anlamda bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Peyzajla ilgili bu durumu belirttikten sonra sizlere projedeki blok ve ünite dağılımlarıyla ilgili bilgi vermek isterim. Bahsettiğimiz üzere iki ana bloktan oluşmakta. A blok ve B blok. A blok bizim otel konseptinde hizmet vermesini planladığımız bir blok olacak. Burada toplam
112 ünite bulunmakta değerli basın mensupları. 1+1 ve 2+1'lerden oluşmakta bu blok. Ve buradaki 1+1'leri biz 80 ile 83 metrekare arasında apart konseptte full mobilyalı olarak hazırlanacak üniteler olarak adlandırıyoruz. 2+1 üniteleri ise, proje diğerden 2+1 üniteleri ise premium suite olarak adlandırıyoruz. Bunlar da 130 metrekare büyüklüğünde ve çeşitli tiplerden oluşmakta. Bunları da özellikle belirtmek isterim. A bloktaki ünitelerimizin hepsi full mobilyalı olarak talep edenlere, yatırımcılara sunulacak. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. B blok, rezidans konseptinde hizmet verecek bir blok olacak değerli basın mensupları. Burada hem 1+1, hem 2+1, hem 3+1 seçenekler bulunmakta. 1+1'ler metrekareleri yüksek tuttuk. Yaklaşık 80 ila 85 metrekare arasında 3 ayrı tipte 1+1'imiz bulunmakta. 2+1'ler ise 112 ila 135 metrekare arasında bulunmakta. Çeşitli tiplerde yine. 165 metrekare olarak projelendirilen 3+1'lerimizde ünite bu şekilde blok içerisinde bulunmakta değerli basın mensupları. Bununla birlikte şunu da belirteyim. 24 adette ticari ünitemiz bulunmakta proje genelinde. Proje genelinde olacak ticari üniteleri de biz belli bir konsept dahilinde önceden projelendirerek satış ve kiralanmasında bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Neden? Çünkü projenin zaten özgün bir konsepti var. Otel tarzında işletilecek. A bloktan bahsediyorum. B bloktaki rezidans olayı da komple bir servis ihtiyacına tabii talep vermesi gerekiyor. Burada belirlenecek konsept dahilinde ticari ünitelerin satış ve kiralama işlemleri sürecek. Elbette ki bütün dairelerde, bütün ünitelerde birinci sınıf malzeme kullanmayı hedefledik. Seçilen malzemeler hem kaplama hem de iç doğrama ve mobilya gibi veya eşya gibi bütün iç malzemelerde ciddi bir yatırım yapıldı. Teknik şartnamemizde de bütün bunları vurguladık. İlk markalı projemiz olması itibariyle de siz de tahmin edersiniz ki bizim için son derece önemli ve buna eksiksiz bir şekilde harfiyen uymayı bütün maliklere, bütün yatırımcılara da taahhüt etmeye bir borç biliriz. Bunu da belirtmek isterim. Projeyle ilgili bu genel teknik bilgileri verdikten sonra bir başka konu, neden Başakşehir? Neden bu bölgeyi seçtik? Neden Başakşehir'de ilerlemeyi planlıyoruz? Bunun hakkında kısa bir bilgi vermek isterim sizlere. Şimdi Başakşehir, konuşmanın başında da belirttiğim üzere İstanbul'daki konut gelişimiyle birlikte önemli noktada bir merkez haline gelmeye başladı. Bir kere bölgedeki son dönemde gelişen yatırımları değerlendirirsek Başakşehir Şehir Hastanesi, Türkiye'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri. İnanılmaz devasa bir hastane kompleksi. Bölgedeki adeta bütün şekli görüntüyü değiştirdi. Ciddi bir talep hem hasta anlamında hem de orada çalışma personeli anlamında ciddi bir sirkülasyon ortaya koydu. Bununla birlikte haritada yansımayan en üstte yer alan Yeni İstanbul Havalimanı'nda Başakşehir'e son derece yakın olması bölgenin sirkülasyonunu arttıran ikinci bir nokta. Yine Başakşehir'in yeni yapılan Kuzey Otobanı'yla ve alttaki TEM Otobanı'yla çevrelenmiş olması ikinci önemli bir nokta. Bölgedeki ulaşımı rahatlatan son derece ciddi bir faktör bu. Bu da altyapı anlamında bölgenin daha nitelikli projelere kavuşmasını etkiliyor. Bölgedeki diğer yatırımlara bakacak olursak, Olimpiyat Köyü, Olimpiyat Stadı, burada ileride yapılması planlanan çeşitli aktiviteler de bölgedeki rantı ve bölgedeki gelişim potansiyelini ortaya çıkaracak bir diğer etki olacak. Ayrıca Başakşehir'in şu anda inşaatı devam eden veya tamamlanmış metro hatları üzerinde de bulunması, bölgenin bu şekilde ciddi bir ulaşım altyapısı avantajını da ortaya koyuyor. Bu da bizim için bölgede bir proje geliştirmeye karar verirken öne çıkan önemli noktalardan biriydi. Ve en önemli noktalardan biri, Başakşehir'in tarihi bildiğimiz üzere iki telli sanayi bölgesinin bölgede faaliyetine başlamasıyla başlar. Başakşehir zaman içerisinde bölgede gelişen çeşitli müstakil veya alt
konut tipinde ya adlandırabileceğimiz müstakil projelerin, müstakil konutların oluşmasıyla birlikte bir gelişim göstermişti. Zaman içerisinde burada kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde gelişmesiyle ve bölgedeki belli alanların bizzat kamu tarafından TOKİ ve Emlak Konut eliyle bölgede çeşitli modern projelerin geliştirilmesi aslında Başakşehir'in gelişimini tetikleyen en önemli noktalardan biri. Dolayısıyla iki tane sanayi bölgesinin yine Başakşehir özeline ciddi bir avantaj sunduğunu düşünmekteyiz. Genel olarak Başakşehir'de bu ana unsurları belirtmekle birlikte özellikle bölgenin ciddi bir yol ve ulaşım altyapısına sahip olduğunu düşünüyoruz, avantajı olduğunu düşünüyoruz. Bölgenin aynı şekilde spor ve sağlık anlamında ciddi yatırımları bulundurduğunu düşünmekteyiz. Yine bölgenin Yeni İstanbul Havalimanı gibi ciddi bir havalimanı unsurunu barındırdığını düşünmekteyiz. Ve bununla birlikte de bütün bu artı şeyleri belirttiğimizde bir eksiklik göze çarpıyor. Bu kadar ciddi, önemli projelerin, önemli altyapı projelerinin olduğu bir yerde neden çok fazla residence konseptinde veya otel konseptinde proje bulunmamakta? Çünkü bölgenin böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu ön çalışma döneminde geliştirme ekibimiz ciddi bir şekilde istedik. Bununla ilgili bir proje geliştirmeyi bizim ilk markalı projemizde daha etkili olacağını tespit ettiler. Bugün Lotus Towers projesi işte bütün bu altyapı çalışmasından hareketle ortaya çıkmış bir proje. Şunu da belirtmek isterim. Başakşehir'in bütün bu avantajlarıyla birlikte belirtmemiz gereken önemli bir nokta da kendi gelişim aksını oluşturabilecek bir durumda olması. Yani İstanbul'un merkezinde birçok bölge iç içedir. İşte mesela Küçükçekmece'den Avcılar Beylikdüzü Esenyurt'a doğru uzanan bir gelişim aksı var. Merkez tarafında yine Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler'den başlayan bir gelişim aksı var. Karşı tarafta yine bu şekilde iç içedir. Ama Başakşehir kendi dinamiklerine göre gelişen bölge. Bu anlamda yapılacak yatırımlar da o bölgede son derece önemli ve hakim kılacak. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Başakşehir'i seçme nedenimiz Lotus Tower için belirtmiştik. Ancak biz Başakşehir'deki bu avantajları gördükten sonra az önce Yusuf Bey'in de belirttiği üzere bölgede başka projelerle de devam etme kararı aldık. Şu anda altyapı hazırlığında olduğumuz çeşitli projeler bulunmakla birlikte yakın zamanda sizlere duyuracağımız projeler söz konusu. Başakşehir'de inşallah biz de kalıcı olmaya, orada yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bunları belirtmek isterim. Bütün bunlarla birlikte belirtmek istediğim bir diğer noktada, peki yatırımcılar veya konut talep edenler yatırım için veya yaşamak için neden Lotus Tower'ı tercih etmeli? Şimdi buna biraz cevap verelim. Bu da önemli bir nokta. Birincisi, değerli basın mensupları ve konuklarımız, her şeyden önce biz projelerimizde özgün ve kompakt mimari tasarımları tercih etmek niyetindeyiz. Bu anlamda mimari ekibimiz Lotus Tower projesi için ciddi anlamda bir altyapı çalışması yaptı ve bu projenin gelişimi için de son derece önemli bir efor sarf etti. Proje kompakt bir proje. Bulunduğu 7742 metrekarelik arsa üzerinde 37 bin metrekarede bir inşaat geliştirmek kolay değil. Ve az önce anlattığım bu kadar sosyal tesisleri barındırmak da aynı şekilde kolay değil. Ama ciddi bir mimari çabayla bütün bunların hepsi projeye giydirildi. Bu çok önemli. Bu arada projenin adı neden Lotus? Onu da belirtmek isterim. Lotus çiçeği değerli bir çiçektir. Birçok inanışta, birçok düşüncede kutsal kabul edilir. Böyle bir anlamı olan değerli bir çiçeği de projemize ismini vererekten biz de onun şansıyla aslında yürümek istedik. Projenin mimarisine yukarıdan bakıldığında da aslında bir lotus çiçeği de arındırıyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Mimari tasarımda buna dair dikkat edildi. Biz mimari tasarıma dikkat ettiğimiz kadar aynı zamanda projenin peyzajına son derece dikkat ediyoruz. Bu şekilde anılmak istiyoruz. Hayat Grup, yeşile önem veren, çevre dostu, doğa dostu projeler üretir. Bizim için son derece önemli. Neden? Çünkü modern yaşamın ihtiyacı olan bir takım
ekstra konforu konu talep edenler bunu istiyor. Ama yeşili unutmamak gerekiyor. Yeşilin neredeyse hiç düşünülmediği veya çok az düşünüldüğü, fazla peyzajın geliştirilmediği projeleri görünce, bu sektörde 20 yıldan fazladır yer alan biri olarak bunu altını çizerek belirtmek isterim. Düşünülmediği projeleri görünce bu projede Lotus'ta yeşil alanın son derece önemli olduğunu fark ederekten 3000 metrekare gibi bir alanı peyzaja ayırdık. Açıkçası bulunduğumuz lokasyonun da sağında ve arkasında da iki önemli parkın da hizmete girmesi bizim için son derece önemli. Bunu da belirtmek isterim. Az önceki konuşmada belirtmiştim. LEED sertifikası gibi yeşil dostu, çevreye değer veren, önem veren projelere verilen sertifikasyon sürecinde de başvurumuzu yaptık. Projeyi de buna göre hazırlıyoruz. Bu konuda da bundan sonraki projelerde de aynı yolu izleyeceğiz. Biliyorsunuz LEED certification projelerde hem doğadaki çevreye salınan karbon salınımını azaltan projelerde kullanılan çeşitli malzeme, teknik üretimin de buna göre olması gerektiğini ortaya koyan bir sertifikasyon olayı son derece önemli. Bununla birlikte projede hizmete geçirdiğimiz bir diğer noktada smart house sistemi. Normalde evet, akıllı bina birçok projede kullanılır. Fakat akıllı bina değil. Bizimki ortaya koyduğumuz projede kullandığımız akıllı daire yönetim sistemi. Yani kullanıcıların telefon aplikasyonu üzerinde dairedeki ısı, elektrik, bunun gibi birçok nesneyi açıp kapatabileceği, kontrol edebileceği, dairesini kamera sistemi üzerinden kontrol edebileceği bir sistem. Araç kiralama hizmetidir, teknik destektir, düzenlemek istediği bir doğum günü partisi veya bir iş toplantısıyla ilgili 7/24 hizmet verecek bir servis sisteminin devrede olmasıdır. Bu projeden siz de tahmin ediyorsunuz Başakşehir bölgesinin özgünlüğüyle ilgili yabancı unsur, yabancı menşeli birçok müşterimiz, yatırımcımız da belki olacak. Bilirsiniz birkaç ay Türkiye'de kalıp yılın önemli bir kısmında kendi memleketlerinde geçiren konut oturmuşları, yatırımcılar bunlar. Dolayısıyla konutların boş olduğu süreçte de konutun yönetimini, buradaki hizmetleri, buradaki temizlik süreçleri ve benzeri hizmetleri de verebilecek elit bir konsept inşa etmeye çalışıyoruz değerli basın mensupları. Sonuç olarak, bütün bunlardan hareketle aslında yapmaya çalıştığımız özgün, bölgede fark yaratan, değer yaratan bir proje ortaya koymak. Eğer bunu başarabilirsek, bu anlamda yapmaya çalıştıklarımız, bugün söylediklerimizle yan ortaya çıkan, bunu ortaya koyabilirsek elbette hedefimize ulaşacağız. Lotus projesi ile birlikte Hayat Grup ilk markalı konsept projesini ortaya koyuyor. Genç bir firmayız. Bu konuda ama önceliğinde tabii ki tecrübemiz var. Hayat Grup az önce de belirtildiği üzere özellikle Beşiktaş, Şişli, Üsküdar gibi bölgelerde bugüne kadar birçok kentsel dönüşüme imza atmış bir firma. Eksiklerimiz olabilir. Bugün bu lansmanda biz bir merhaba demek istedik aslında sizlere. Bu anlamda kusurlarımız affola diyelim. Bunları zaman içerisinde belki de tamamlayarak projelerimizde ama profesyonel yaklaşımı göstererek sizlerle daha nice seferler inşallah bir araya geliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ulaş Bey'e değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu bölümde projemiz Lotus Towers'a ilişkin varsa sorularınız yöneticilerimiz cevaplayacaklardır. Anladım. Varsa sorularınızı alabiliriz. İlk önce sizden alalım. Öncelikle hayırlı olsun. Toplantıdan önce heyecanlıyım demişti Ulaş Bey. Hakikaten en heyecanlı isim herhalde Ulaş Bey aralarında. İşletme yönetimi geçmişiniz var mı diyecektim. İddialıyız dediniz. Daha anlam kazandı bu soru. Var mı? Çünkü farklı bir işletme yönetimi düşünüyorsunuz. Özellikle otel kısmında anladığım kadarıyla. Elbette. Az önce de belirttiğim üzere projenin konsepti itibariyle ciddi bir
işletme yönetimine gereksinim duyuyor. Biz aslında inşaata başlamadan önce projenin bitişiyle birlikte ortaya çıkacak süreci ne derler, role play yaptık. Yani biraz geleceğe yönelik biraz forecast'ler oluşturduk. Bu anlamda bir servis işletme firması ve buna bağlı olarak da bir departman organize ettik, bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bugün işletme yönetimi alanında hizmet veren birçok firmanın çalışmalarını inceledi, faaliyetlerini inceledi. Çünkü az önce de belirttiğimiz bir projeyi değerli kılan sadece mimarisi değil, sonraki vereceği hizmetlerde eğer ciddi bir hizmet verebiliyorsa önemli. Bu konuda da iddialıyız. Az önce belirttiğim o konsepti ortaya koyacak süreçleri zaman içerisinde zaten duyuracağız neler yapmayı planladığımızı. Bunları belirtelim. Mikrofon alabilir miyim? Teşekkürler. Buyur hanım, şöyle gezdirebilirseniz. Çok beyefendi değerli. Yasin Bektaş, patronasis.com. Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten güzel bir proje olmuş. Görsel olarak da gözlerine de hitap ediyor, kullanım olarak da. Benim dikkatimi çeken emsal olarak ciddi yüksek bir emsal kullanmış burada. 37 bin metrekarelik bir inşaat kullanılmış. Burada özel bir statü tanımlı mı size, yoksa bir de şey var, otopark 7000 metrekare bu emsalin içinde, 37'nin içinde mi, hariç olarak mı? Son sorum da şu, satışlar 1000 metrekare olarak nedir? Teşekkür ederim. Şöyle cevap vereyim. Birincisi kesinlikle doğru. Emsal anlamında projede bir kere her şeyden önce A blokta zemin altı altı kat gibi bir inşaat alanı, ciddi bir harfiyat süreci ve alt kat sürecinin dahil oldu. B blokta da zemin altı üç kat gibi bir şey. Projenin A bloktan itibaren eğiminden kaynaklı olarak evet ciddi bir inşaat alanı söz konusu. Çünkü o alanı yola sabitlemek, ileride sizleri tabii ki satış ofisimize proje alanında davet ettiğimizde, misafir ettiğimizde bunu siz de göreceksiniz. Zemin altı ciddi bir çalışma var. İnşaat metrekaresinin bu kadar yüksek çıkması bununla da alakalı. A blok toplam, yani her iki blokta 11-12 katta oluşmakta bu arada. Onu da belirteyim. Bununla birlikte otopark alanı 7000 metrekare gibi bir alan, üçer kattan oluşmakta her iki blokta aşağı yukarı. Yani bulabildiğimiz alanı otoparka ayırmaya çalıştık ki her bir konut satın alan her bir kişiye bir otopark alanı verebilmek amacıyla. Bu bahsettiğimiz metrekare normal inşaat alanının içerisinde elbette. Bunu da belirtmek isterim. Ayrıca depo alanımız da var. Bunu da ekleyelim aslında. Yaklaşık 470 metrekare gibi alan. Bunları belirtelim bir yandan. Fiyatla ilgili de evet, lansmanla birlikte bugün proje yani resmen satışa çıktı ama bayram sonrası bir takım aktiviteler gerçekleşecek. Bütün bu süreçle birlikte şu anda sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve benzeri, hatta reklam süreçleri, kampanya süreçleri şu anda açıkçası lansmandan sonra bana ve ekibime başka ciddi yoğun bir iş düşüyor. Bunu hazırlayacağız. Ama fiyatla ilgili şu anda bahsetmem gerekirse B blok için, bu arada B bloku şu anda satışa açtık değerli basın mensupları. A blokla ilgili yıl sonuna doğru bir planlamamız olacak. B blok rezidans ünitesi, rezidans blok öyle diyelim. Şu anda metrekare fiyatları projede 2700 dolar üzerinden planlandı. Bu da TL bazıyla düşünürsek 45 bin TL'ye tekabül ediyor. Sınırlı bir dönem kampanya sürecinde bu şekilde bu fiyattan başlayan ünitelerle devam edeceğiz. Tabii ki kat ve şerefiye göre projedeki gayrimenkul fiyatları değişmekte, artmakta. Ama bu kampanya dönemine göre bu şekilde planladık. Açıkçası bölgedeki benzer konsept projeler içerisinde de son derece uygun ve makul bir fiyatla çıktık. Son dönemki gayrimenkul fiyatları içerisindeki vaziyeti sizler de takdir edersiniz ki projelerdeki 1 metrekare fiyatları
ciddi anlamda değişim gösterdi. Ve bunu hem ikinci el konutlardan hem sıfır ortaya çıkan projelerden de anlamaktayız. Bunları belirtelim. 2700 dolar nakit mi, vadeli olarak mı? Aslında evet, belirttiğiniz üzere fiyatla ilgili biz lansman sürecinden sonra bir genel bir basın bülteniyle bunu ilan etmeyi düşünüyorduk. Sorunuza istinaden hani cevap vereyim. Projede şu anda belli bir kampanya dönemi öngörülüyor. Buna göre bahsettiğimiz fiyat, yani %50 peşinat artı %50 kendi bünyemizde bir süre taksitlendirme söz konusu olabilir. Bundaki vade sürecini açıkçası projenin başı olan şu ilk dönemde 12 ile 18 ay arasında götürebiliriz. Projede ilerledikçe vade süresi kısılıp peşinat miktarı artırılacak. İnşaat firmaları şu anda bildiğiniz üzere piyasadaki bu hareketli ekonomik yapıdan dolayı son derece dikkatli yürümek durumunda. Açıkçası bu dikkati gösteremeyen birçok firma sıkıntılar yaşayabilir. Biz de bundan hareketle elbette öz sermayemizle, öz gücümüzle bunu inşa ediyoruz. Fakat bir önlem olarak da evet dolar bazlı bir fiyatlama oldu ama bildiğiniz üzere satış sözleşmelerinde satış fiyatları bugünkü TL kuru üzerinden yapılıyor. Bunu da belirtmek istedim ayrıca. Merhaba, hayırlı uğurlu olsun. Uğurcan Toka, Emlak'ta sonunda Emlak.com. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Siz anlatırken dediniz ki biz dersimizde çok iyi çalıştık. Şimdi Başakşehir farklı dinamikleri olan bir bölge ve buradaki basın mensubu arkadaşlarımız da biz Başakşehir'de belki hayata geçirilen ve lansmana yapılan yani 10. 20. proje lansmanındayız. Sektörün çok gedikli ve önde gelen firmalarının dahi o bölgede zorlandığını gördük ki bölge ihtiyaçlarına cevap verecek yapıda konutlar üretiyor olmalarına rağmen. Siz burada bölgenin ihtiyaçlarını çok iyi tespit ettik dediniz ve otel rezidans konseptinde bir proje hayata geçiriyorsunuz. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu belirtiyorsunuz ama lansman öncesinde buna ek olarak nasıl bir talep aldınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir sorun daha olacak. Bu arsa size mi ait? Kat karşılığı olarak mı anlaştınız? Bir soru daha ekleyeyim. Toplam yatırım değeri nedir? Teşekkür ederim. Ederim sorunuz için. Evet, son derece önemli bir araştırma, inceleme dönemi geçirdik bir projeyi inşa etmeden önce. Bundan hareketle de Başakşehir bölgesinin bir otel ve rezidans anlamında bir ihtiyacı olduğunu gördük, anladık. Bize veriler bunu gösterdi. Bundan hareketle zaten aslında bir kısım çevremizdeki dostlarımız diyelim veya kendi firmamız içinde de hani acaba bunu bir toplu konut projesi olarak yapalım mı? Yani aslında çıkış noktası oydu ama verilerden hareketle bu noktaya geldik. Şunu açıklıkla ve memnuniyetle belirtebilirim ki lansmana çıkmadan daha önce son derece önemli bir talep aldık. Bu anlamda bizi çok mutlu eden sonuçlar ortaya çıktı. Gerek otel konsepti inşa edecek A blokta, gerekse de B blokta biz satışı açmamak için uzun süre direndik aslında. Bugünü bekledik. Hatta bugünü de ilerisinde asıl kampanya sürecini beklemek istedik. Ancak şu anda ne kadar doğru bir karar verdiğimizde görüyoruz bütün bu sonuçlar hareketle. Projenin bütün satış sürecinde Hayat Grup kendi içinde oluşturduğu bir satış ekibiyle organize edecek. Bu da bundan sonraki projelerimizle ilgili de izleyeceğimiz yolu göstermek bakımından önemliyiz. Çünkü bizim orada son derece hassas gördüğümüz noktalar var. Satışıyla ilgili, projenin sunumuyla ilgili. Neden? Çünkü bizim müşterimiz bu projeyi size takdir edersiniz ki sadece oturum maksadı değil, alacak müşteriler değil. Ciddi bir yatırımcı kitlesi aslında ilgi gösteriyor şu anda projeye. Özellikle Ablo otel konseptini inşa edecek proje özellikle yabancı menşeli yatırımcılar için son derece önemli ve tercih ediliyor. B blok da aynı şekilde yabancılar tarafından tercih edilmekle birlikte yerli yatırımcı ve o bölgede yaşamak isteyen kişiler tarafından talep ediliyor. Yani hedef kitleyi de bu şekilde belirtebilirim size. İkinci soru aslında o kısmı tekrar edebilirseniz. Talep. Arsa sizin bir arsa bize ait. Bizim tarafımızdan geliştirilen iş. Hayat Grubu projelerinde ilerleme yolu, proje bağlı çeşitli iş ortaklıkları geliştirebiliyoruz.
projelere göre çeşitli Hayat Grubu'nun özgün şirket kimliğinin dışında ana yükleyici Hayat Grubu olmakla birlikte proje bazı çeşitli ortaklıklar geliştirebiliyoruz. Bu bugün az önce Yusuf Bey'in belirttiği Minare İstanbul projesinde de bu şekilde. Lotus Tower projesinde de elbette bir yatırımcı konsorsiyumu bulunmakta. Ama Hayat Grubu projenin ana yükleyicisi durumunda.